Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size güllaç tarifini paylaşacağım. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Şimdi malzeme listemiz. Burada 12 adet ekmeği var güllacın. Burada 1 yemek kaşığı gül suyumuz var. 2 bardak şekerimiz var. 1,5 litre sütümüz var. Ve dövülmüş fındık içimiz var. 150 gram. Bu da üzerine süslemek için aldığımız çileğimiz var. Haydi başlayalım. Evet. Sütümüzü tenceremize alıyoruz. Bir bardak şekerimizi de sütümüze boşaltıyoruz. Tenceremizin altını yakıyoruz. Evet, bu şekilde şekerler eriyene kadar sütümüzü kaynatacağız. Sütümüzü kaynattık, şekerimiz içerisinde eridi. Tekrar bunu soğumaya bıraktık. Şu anda sütümüz ılık. Yani oda sıcaklığında hemen, ondan biraz fazla sıcaklıkta. Gül suyumuz var burada. Bir yemek kaşığı gül suyumuzu da içerisine katıyoruz. Evet, onu da kattık ve karıştırıyoruz sütümüzü. Evet, şimdi sütümüzü bir tepsiye bir miktarını döküyoruz. Yağını yediriyoruz. Evet, ekmeğimizi alıyoruz. Tepsimize yerleştiriyoruz. Üstüne tekrardan süt gezdiriyoruz. Her yerine yedirecek şekilde. Süt her yerine yemesi lazım. Yoksa ekmek yumuşamaz. Sert olur. Evet, sütü bol bol döküyoruz. Vallahi yüzü yukarı gelecek şekilde tepsimizi yerleştiriyoruz. Hiç yukarıda kalmayacak şekilde yerleştiriyoruz. Kenarlarını kırabilirsiniz. Evet, 6. katta fındığımızı atıyoruz. Tam ortasına gelecek şekilde. Zaten 12 adet var. Altısında fındığımızı atıyoruz içine.
İlacımızın her katına tek tek süt ilavesini dökerek yumuşattık ekmeklerimizi. Hepsi bitti şu anda. Şu anda bir 10 dakikada böyle dinlendireceğiz. Sonra keseceğiz ve süsleyeceğiz ilacımızı. Kesiyoruz. Evet, şimdi çileklerimizi süslüyoruz. Vişneyle süsleyebilirsiniz. Kiviyle süsleyebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi güllacımız çok güzel oldu. Hazır. Şimdiden afiyet olsun.